Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Projera Danışmanlık Genel Müdür Yardımcısı Engin Deniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii, elbette. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinden mezun oldum. Sonrasında yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinde tamamladım. Çok kısa bir akademik çalışmalarım, geçmişim oldu. Sonra özel sektöre geçtim. Özel sektörde Koç grubuyla başlayan deneyimim yıllar içerisinde farklı alanlarda, farklı sektörlerde tüketici elektroniği, savunma sanayi, yazılım, Ar-Ge ve son olarak uzun bir süre finans sektöründe görev aldım. Çoğunlukla teknik tarafta, IT diye tabir ettiğimiz bilişim teknolojileri alanında proje, program ve portföy yönetimi tarafında görev almış bulunmaktayım. Son 3 yılımda da Projera Danışmanlık firmasında kurumsal dönüşüm danışmanı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda gönüllü olarak İstanbul Proje Yönetim Derneği adıyla verdiğimiz STK'dan yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum 2023-2025 dönemi içerisinde. Kısaca böyle özetleyebilirim. Harika bir eğitim ve mesleki kariyeri sahipsiniz. Tebrikler ve başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Esasında çok fazla kırılma anı oldu diyebilirim. İlki akademiden özel sektöre geçişti elbette. Tabii. Çünkü doktora çalışmalarım, işte teknik çalışmalar, mühendislik alanında çalışmalarımla beraber sonrasında bir özel sektöre geçme kararı aldım. Bu karar çok da kolay olmadı esasında benim için. Tabii ki her şeyin günlük, o anki şartların getirdiği bazı tercih anları oluyor. Şimdi geriye gidip baksam aynı şeyi yapar mıydım diye düşündüğüm zamanlar oluyor elbette. Herkesin böyle hayatının belli anlarında kırılma noktaları olmuştur. Ama akademinin bana kattığı çok şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle de sistematik ve yapısal çalışma alanında şu an onun inanılmaz faydasını görüyorum. Yani ne zaman bir konu hakkında derinleşmem gerektiği, ne zaman böyle bir hatta iki adım geriye çekilip o büyük resme bakmam gerektiği, araştırma yapma, o araştırmanın sonuçlarını özetleme, derleme, sonra kendi çalışmalarımı gerçekleştirme, farklı çalışmalarla kendi yaptıklarımı karşılaştırma, bunlar hep akademiden gelen özellikler ve bunu özel sektöre taşıyarak orada da başarılı olduğumu düşünüyorum. Bana çok katkısı bulunduğunu düşünüyorum. İlk kırılma anım buydu. Özel sektöre geçme kararım oldu. Sonrasında farklı sektörlerde görev aldım. Dediğim gibi savunma sanayinden bankacılık sektörüne geçmem biraz yine farklı bir bakış açısı ile gerçekleştim. O kararı verdikten sonra da hızla ilerleyip uzun yıllar finans sektöründe görev aldım diyebilirim. Son olarak da artık son 3 yılımda da danışmanlık sektörüne geçip tüm bu farklı sektörlerdeki farklı deneyim ve birikimlerimi hem teknik tarafta hem iş, business dediğimiz tarafta bu ikisi arasındaki köprü vazifemi danışmanlığa taşıyarak faydalı olmayı umut ettim. Ne güzel, evet. Harika. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? Tabii, elbette. Projera danışmanlık olarak biz bir danışmanlık firmasıyız. Aynı zamanda bir eğitim firmasıyız. Danışmanlığımız, danışanlarımızın iş süreçlerini anlama, onları inceleme, irdeleme ve onlarla beraber, onların da yardımıyla ihtiyaç olduğunu düşündükleri veya bazen de bunun tam adlandıramadıkları, isimlendiremedikleri noktalarda o iş stratejilerini, iş süreçlerini daha optimize etme, daha verimli, etkin bir hale getirme, dönüşüm ihtiyaçlarını ortaya koyma, hatta bu ihtiyaçlarını bir fiil onlarla beraber hayata geçirme,
Bazen bir işletim modeli, bir tasarım yaparak bunu beraberce sonuna kadar götürerek oradaki faydayı onların nezdinde ortaya koyma. Ve bunları yaparken de elbette insan faktörü işin içerisinde. O insan faktörüne daha fazla dokunabilmek için eğitimler ve bu eğitimler sonrasında ki kişilere, insana dokunarak yaptığımız çalışmalarla genel sektör bağımsız esasında bir dönüşüm danışmanlığı, kurumsal danışmanlık alanında hizmetler veriyoruz. Çok güzel. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ben hep akademik tarafımı, bana kattığı faydaları programın başında da dile getirmiştim. Çok önemsiyorum. Bence bu bende bir farklılık yaratıyor. Teknik bilgiyle teknik analiz yapabilme, problemlere farklı noktalardan yaklaşabilme sebebiyle bunun bir artı olduğunu düşünüyorum. Ve farklı organizasyon yapıları içerisinde, farklı sektörlerdeki deneyimin bana kattığı o tecrübeyle beraber bunları iyi birleştirdiğimi düşünüyorum. Ve sürekli olarak kendimi geliştirmekten hiç vazgeçmedim. Bunu yaparken kendi mesleğimin de unutmadım ve işte proje yönetimi alanında veya işte mühendislik alanında bu alanların, bu mühendislik dallarının da Türkiye hatta dünya içerisinde de belli standartlarının bu farkındalığın yayılması çalışmalarına katkıda bulunmak için gönüllü olarak da çalışmalarım, bahsettiğim gibi İstanbul Proje Yönetim Derneği ile de bu çalışmalarımı sürdürüyorum. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak. Amacım benim farklı dokunabildiğimiz kadar kişilere dokunalım. Yaptığımız sonuçta her sektör kendince bir üretim gerçekleştiriyor. Ve bu üretimin daha verimli olması için daha sıkışan ekonomilerdeki tüm dünyada benzer şeylerle karşılaşıyoruz, sorunlarla. Ve bu kompleks adını verdiğimiz, hani Türkçe sarmaşık olarak adlandırıyoruz. Sarmaşık dünya içerisindeki problemlerin klasik yaklaşımlarla çözülemeyeceği... VUCA, VUCA terimi de önemli değil mi? Kesinlikle VUCA dünyasında klasik yaklaşımlar işe yaramıyor, çalışmıyor. Yıkıcı bir etki her an nereden geleceğini bilemiyoruz. Bunları belirsizlik muğlaklık çok farklı her şey. Çok bambaşka bir yerde. Beklenmedik. Farklı bir ekosistem içinde bulabiliyoruz kendimizi. Aynen, aynen. Kesinlikle. Şu an birdenbire mesela hani hep yapay zeka konuşuyoruz ama bu ChatGPT ile beraber ki yarın ne getireceğini bilemiyoruz. Daha geçen haftaya kadar yapamadığı bazı özellikleri bu hafta görmeye başladık örnek olarak. Çok basit bir örnek. ChatGPT'de şu an bir yere gitmek istiyorsunuz, bir seyahatte bulunmak istiyorsunuz. O gitmek istediğiniz yere ait en uygun uçak biletlerini farklı pluginlerle bağladığınızda ki bu özelliği getirdiler. Size bunu direkt olarak sunabiliyor. Geçen hafta sunamıyordu. Bu şu demek. Tabii. Acentalar devamlı için tabii bir risk tehlike bu. Çanları çalıyor. Tabii. Ve neyin o yıkıcı etkinin çok güvenmeyip organizasyonunuza, sektörünüze o yıkıcı etkinin nereden geleceğini bilemiyoruz. Ve hem kendi düşünce yapım hem ki bunu şu an çalıştığım proje danışmanlıkta da tüm danışanlarımızla aynı şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Bence en büyük fark da buradan geliyor. Bir organizasyonun, bir işletmenin hem günümüz şartlarına uyum sağlayabilmesi için yeterince esnek bir dinamizm sağlaması gerekiyor. Buna hatta çeviklik adını veriyoruz. Çok agile. Agile adını veriyoruz. Çok Scrum o da çok kullanılıyor metot. Kesinlikle. Çevik şemsiyenin altında Scrum yaklaşımları, Kanban yaklaşımları, bunların ölçeklendirilmiş organizasyonlar genişletilmiş halleri olsun. Ama bununla beraber sürdürülebilirlik ve o organizasyonun istikrarı da çok önemli. O aradaki iki dengeyi iyi kurduğunuz müddetçe o yıkıcı etkinin geldiği yere göre, kendi bulunduğunuz sektöre göre o ayarı yaptığınızda ayakta kalma şansınız. Sürekli pazar payını mesela en
çok dertlerimizden birisidir. Bütün organizasyonlar için pazar payının büyük kısmını almak, daha fazla kâr etmek, çalışan memnuniyetini, müşteri memnuniyetini arttırabilmek, sosyal sorumluluklarda ön planda olmak, böyle herkesin sizde çalışmak istediği bir şirket haline gelmek, bunların hepsinin temelinde esasında bu iki tarafı da dengede tutmak gerekiyor. Burada da yine insan ön planda, yetkinlik çok kıymetli bir konu. Yetkinliği yani çalışanın de, aidiyet duygusuna sahip olması da önemli, bağlı olması. Evet, şimdi yeni jenerasyonda hep söylenen şey vardır. Aidiyet duygusu eskisi kadar hani kuvvetli benim babam, işte amcam, dedelerimdeki işi başladığı yerden emekli oluyor. Emekli olur. Şimdi o çok yok. Olması da gerekiyor mu? O da tartışma konusu elbette ki. Ama burada önemli nokta o kişi sizdeyken o kişinin yetkinliğini belli bir düzeye getirmek şirketin yararına, faydasına. Yetkinliği kazanmak, şimdi eskiden yetkinliği kazanmak zor, elde tutmak daha da zordu. Şimdi bu çarpı 2, çarpı 3, çarpı 4'ler pandemi sonrasındaki yeni dünyada artık çalışma şartlarının globalleşmesi, Türkiye'de olup yurt dışına çalışma çok imkanları çok çok var. Hep uzaktan çalışıyorlar. Evet, aynen. Bu durumda kaynak daha da kıymetli hale geldi. Zaten kısıtlıydı. Burada organizasyonlara özellikle bu yetkinliğin istikrarlı olabilmesi için şirketin yetkinlikler noktasında da onları ellerinde tutabilmesi veya yetkinliklerini nasıl arttırabilirler, çalışana değer verdiklerini nasıl gösterebilirler, bununla da ilgili hizmetler sunarak farklılık yaratmaya çalışıyoruz. Sadece salt olarak stratejiler, işte modeller anlamında değil, insan odaklı da yaklaşmak gerekiyor. Kesinlikle. Peki kimler bu işi yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Ve bu meslekte görev almak isteyecek kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Tabii. Şöyle söyleyeyim. Şimdi danışmanlık böyle kulağa birazcık şey geliyor. Ben mezun oldum hemen danışman olayım. Birazcık zor. Tabii. Önce belli bir tecrübe sahibi olacaksınız. Bir tecrübe, biraz deneyim kazanmak gerekiyor. Eğer ki bu danışmanlık, ki günümüzde teknolojinin olmadığı yer yok. Genellikle çoğunluk olarak söylüyorum. Mühendis tabanlı kişiler, proje yöneticileri, yazılım mühendisleri, analist adını verdiğimiz iş analistleri, bu görevlerdeki kişiler uzun yıllar çalıştıktan sonra, belli tecrübeleri, deneyimleri elde ettikten sonra, farklı organizasyon tiplerinde, farklı sektörlerde çalıştıktan sonra kendilerinde artık o yeterliliği hissetmeye başlayabiliyorlar. Ama bu tabii ki herkes için geçerli değil. Öyle ki o kişinin kendini sürekli geliştiriyor olması, dün öğrendiği şeye güvenip de yarını onun üzerine kurmaması gerekiyor. Bu yüzden sürekli gelişim önemli. Kendisini ne yapıyorsa yapsın, en iyisini yapmak için bir şeyler yapması gerekiyor. Şimdiki dünyamızda bilgiye ulaşım kolay. Orada bir yerde bir bilgi var. Kimileri o bilgiyi alıyor, işliyor. Kimileri de orada bilgi var ama almıyor. Şimdi o bilgiyi alanla almayan arasındaki fark giderek büyüyor. Bir anda hop bir şey çıkıyor. Ya diyoruz bu fikir nereden aklına geldi veya bu ürün nereden çıktı? Benim hiç aklıma gelmemişti ama o zaman içerisinde oradaki bilgiyi kullanarak, neye ihtiyaç var, onu kullanıyor. Yani bilgiyi kullanmak çok kıymetli. Tabii o teorik olarak kalmayacak, hayata geçirilecek. Hayata geçirilecek, aynı dediğiniz gibi. Zaten bir proje, şahane bir proje olabilir ama uygulanabilir olması önemli burada. Evet, uygulanabilir olması ve de bazen bunu denemeden de bilemeyiz. Tabii, hani, biraz deneme yanılma da oluyor. Deneme yanılma olması gerekiyor. Büyük şirketler, hani büyük şirket olarak adlandırdığımız o Google, işte Amazon gibi teknoloji şirketleri. Evet. Bu şirketler bir fikrin, bir projen varsa
sana buyur yap diyor. Ama şu kadar süren bu kadar para. Sonra çıktıya bakıyor. Olmuş mu olmamış mı? Olmadıysa kenara koy yeni projeye bakalım. Deadline'lar önemli. Aynen önemli. Kısa sürelerde bir hizmet, ürün, servis ortaya koyabiliyor musun? Bir katma değerli bir iş. Bir katma değer yaratabiliyor musun? Bu önemli. Hani bu meslek için dediğim gibi illaki mühendislik, teknik bir taraftan gelmek gerekmiyor elbette. Kendini farklı konularda geliştirme olabilirsin. İnsan kaynakları, satış tarafında, pazarlama tarafında. Çünkü oralar da organizasyonun birer birimleri. Ve o birimlerin de aynı bakış açısıyla dinamizme ve istikrara ihtiyacı var. Önemli olan durup arada şöyle biraz bakıp dünyada ne oluyor? Çünkü sadece bizim yarıştığımız şey İstanbul şirketleri değil, Türkiye değil, dünya. Dünyayla yarışmak, dünyanın gerçeklerine uygun şekilde kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu noktada elbette ki en önemli şey de insanın kişisel gelişimine biraz önem vermesi. Globalleşme yanına bir de globalleşme terimi çıktı biliyorsunuz. Bu da enteresan değil mi? Globalization deniliyor. Çünkü global firmalar da lokal firmalarla rekabet ediyorlar. Evet. Bu konu da önemli. Evet, doğru. O da farklı bir perspektif. Aynen, çünkü her yerin kendi farklı bir özelliği kültürü, var. Yani farklı. Mesela uluslararası bir proje yapıyorsunuz. Yani sırf dünya çapında düşünürseniz o yeterli olmayabilir. Projeyi gerçekleştirdiğiniz ülkenin koşullarıyla da değil mi? Onları göz önünde bulundurup öteki firmalarla rekabet halinde olacaksınız. Aynen. O ülkenin kültürü, o ülkenin adapte regülasyonlarına olacak. Adapte olmak gerekiyor. Regülasyona adapte olunur, okunur, yapılır, edilebilir. Compliance değil mi? Evet, tamamen compliance. Uyumlu mu? Aynen. Hele bazı sektörlerde bankacılık, çok enerji. Regülasyonlar var. Çok fazla bir regülasyon tabii. Var. Hepsini göz önünde bulunduracak değil mi bir danışman? Hepsine bakmak gerekiyor. Yani o organizasyonun kendisine ait kurumsal varlıkları olabilir. İç etkenler olabilir ama diğer taraftan bu enterprise environmental factors dediğimiz bu dış çevreleri de mutlaka yapılan iş içerisinde dikkate almalı veya işte o danışanına bunlarla ilgili de mutlaka bir değerlendirme yapması gerektiğini göstermek, anlatmak tabii. Gerekiyor. Güven kazanılan firma olacak değil mi? Güven kazanmış etik değerler. Çünkü tabii. Geçmişte çok büyük skandallar oldu biliyorsunuz. Yani onlar tabii kötü örnek. O yüzden çok büyük firmalar yıprandı, kapandı biliyorsunuz. Tabii. Arthur Andersen örneği gibi. Aynen. Müşteriye şeffaf olmak ve onun güvenini kazanmak gerekiyor. Bu konuda çok haklısınız. Bunu da esasında müşteride yarattığınız değerle ortaya koyuyorsunuz. Şu an zaten değer dediğiniz şey o kadar önemli ki... Bundan çok da değil. Hani 2010 yılında, 2010 yılının öncesinde bir proje yapıldığı zaman örneğin projenin çıktısına çok odaklanırdık. Yani ben ne yapıyorum? Bir araba yapıyorum. Arabayı yaptın mı? Yaptım. Fabrikadan çıktı mı? Çıktı. Çalışıyor tamam, mu? Çalışıyor. Bitti. Ben. Tamam bu proje benim için okey. Evet. Şimdi onda tabii. Yetinemeyiz. Sonrasında. Artık sonrasında ne ben ne değer yarattım? Hı-hı. Acaba doğru arabayı mı yaptım? O bile şey, onu da düşünmek gerekiyor. Evet. Yani etkinlik dediğimiz şey o. Çünkü günümüzdeki tüm şirketlerin, global olarak bak dünyadaki tüm şirketlerin zamanındaki en büyük problemi oldu. Bir sürü proje yapılıyor ama doğru işi yapıp yapmadığın emin değiller. Çünkü şey o kadar proje yapılıp da istenildiği sonucu elde etmekte evet. Zorlanıyorlardı. Evet. Üst tarafta o üst yönetimin stratejinin belirlediğiyle takımların meç etti mi her şeyi değil mi birbirine? Evet, birbirine uyumlanması, doğru tabii. Strateji, doğru metrikler, doğru hedefler aşağıya yayılıyor mu? Hı-hı. Üst taraf ne konuşuyor, alt taraf ne konuşuyor? Hı-hı. Bunlar arasında kopukluklar vardı. Hı-hı. İşte program yönetimleri, portföy yönetimleriyle bu aradaki boşlukları doldurmaya çalışıyor organizasyon ama bu da yetmiyor elbette. Tabii birçok metot var, CRM'ler var, ERP'ler aynen. Var, birçok sistem aynen. Var ama değil mi? Yani o uyumluluk, o sinerji önemli. O yüzden de şeyi
danışanlarımıza hep şunu diyoruz. Bir proje yaparken burada yarattığınız değer nedir? Bir işin çıktısı kadar sonucu da önemli. İkisini bir arada değerlendirerek yaptığınız işin kapsamını, gidişatını belirlemek gerekiyor. Bir de artık bu hani sizin de bahsettiğiniz gibi VUCA dünyasında o sarmaşık dünya içerisinde şu an bildiğimi düşündüğüm şey yarın doğru olmayabilir. Evet. Çok hızlı değişiyor çünkü. O yüzden de ben başta şunu yapacağım deyip onda ısrar edip ve tüm oradaki o kapsam dediğimiz yani ben bu işin sonunda üreteceğim çıktı neyse ürün, hizmet, servis onun özelliklerini en başta böyle sabitleyeyim. Başka da hiçbir şey benim gözüm görmesin. Yeter ki onu bitireyim yaklaşımı. At gözlüğü takmayacağız. Evet. Çok yanlış çünkü çok, şartlar çok değişebiliyor. Çok hızlı değişiyor. Yani 6 ay sonra bir proje bitireceksiniz. Bitirdiğiniz zaman müşteriniz size şey diyebilir. Yani güzel ama şimdi bu tam şu an ben bunu kullanamam. Başka özelliklere de ihtiyacım var. Ya da belki yeni bir regülasyon geldi, bunu artık kullanamıyorum. Komple değiştirmek istiyorum da diyebilir ki bu o oluyor. O süreç içinde de devamlı irtibat halinde olmak. Evet. Çok önemli değil evet. mi? Geçmişte hep takım çalışması, iş bölümü tabii. Takım çalışmasındaki iş bölümüne ağırlık verilirdi. Bu birazcık da şeyden geldi. Tam olmasa da endüstriyel devrim sonrasında o hiyerarşik organizasyonlar tabii ki daha böyle silolaşma şekli gösteriyordu ve iş bölümüne teşvik ediyordu insanları. Ama günümüzde iş bölümü değil, iş birliği gerekiyor. Tabii. Daha sık bir araya gelip, daha sık bir arada koordine olmak şey. Gerekiyor. İş birliği içerisinde çalışmak gerekiyor. Takım çalışmasından kasıt bu, yoksa iş bölümü yapmak değil. Bu aradaki farkı çok net anlatmak ve faydasını da göstermek gerekiyor ve hemen de gözüküyor. Tabii. Yani bu yaklaşımlarımızı herhangi bir danışanımıza uyguladığımızda çok net daha en baştan diyoruz ki %20 müşteri memnuniyeti garanti artıyor. Yani kesinlikle. Hatta biz çok bir şey de yapmıyoruz. Çalışanlar kendi kendine oluyor zaten. Ne yeter güzel. Ki oradaki yaklaşımı, sistemi, modeli anlatalım. Onlar da bunu sahiplensin. Liderlik ön plana çıksın. Bu noktada işte bizim en başta o danışan firmaların üst yönetiminden başlayarak gerçekleştirdiğimiz liderlik aktarımlarıyla başlıyor her şey. Eğer üst yönetim bunu sahiplenmezse, liderlik göstermezse başarıya ulaşmak uzuyor ve zorlaşıyor. Kesinlikle. Yani liderler takımın bir parçası olacak değil mi? Evet. Sırf böyle hiyerarşik, yani yatay hiyerarşi. Aynen. Daha verimli oluyor. En önemli noktası da liderlerin takımlarına vakit ayırması tabii, gerekiyor. Tabii muhakkak. Karşılıklı etkileşim, bilgi evet. paylaşımı, açık bir iletişim. Vakit ayrılmadığı durumda kopukluk olacaktır. Kopukluk oluyor. Muhakkak. Liderlik vakit ayırmaktır. Tabii ki. Gerektiğinde delege edebilir ama yani muhakkak vakit ayrılacak. Tabii yani ki. Delege ettiği kişiden de bilgi alacak. Yani hep karşılıklı irtibat halinde olması aynen. lazım. Engin Bey, sizinle sohbet çok keyifliydi. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Rica ederiz, şeref verdiniz. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.